5 kilo yağ alıyordum 30 lira, şu anda 65 lira. Bir aldığım bir aldığını unutmuyor. Geçen hafta aldığım, bu hafta en az %30 zamlanıyor tabii ki. Millet karnını doyursun yeterli yani. Sağlıklı beslenme mümkün değil zaten. Türk İş Mart ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Verilere göre Mart ayında açlık sınırı 17 lira artış gösterirken yoksulluk sınırı 55 lira artış gösterdi. Şubat ayında 2718 lira 89 kuruş olan açlık sınırı Mart ayında 2735 lira 97 kuruşa yükseldi. Açlık sınırı 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için bir ayda gıda için yapması gereken asgari tutarı ifade ediyor. Durum çok kötü. Yani hiçbir şey alamayız. Küçük bir market. İnsanlar böyle gramla, taneyle şeyle alıyorlar. Yoksulluk sınırı ise Şubat ayında 8.856 lira 31 kuruşken Mart ayında 8.911 lira 97 kuruş oldu. Bu harcama kalemi ise beslenmenin yanı sıra barınma, elektrik, su gibi giderleri de kapsıyor. Türk İş'in verilerinde gıda enflasyon rakamları da yer aldı. Bir önceki yılın aynı ayına göre gıda enflasyonunda %16.66 artış yaşandığı verilerde yer aldı. Günü kurtarıyorsun. Bir günlük ekmek parası en az 20 milyon gidiyor, yani 20 TL gidiyor. Verileri değerlendiren Türk İş, çalışanların satın alma güçlerinin önemli ölçüde azaldığını belirtti. Hanede çalışan sayısının sınırlı ve ele geçen ücretin yetersiz olduğu durumlarda elde edilen gelir birden fazla kişinin geçimini karşılayamamakta, kişi başına insanca geçim için yapılması gereken harcama tutarı yetersiz kalmaktadır. Çalışanların özellikle geçim şartları bozulmuş, satın alma güçleri önemli ölçüde azalmıştır. Özellikle gıda fiyatlarında görülen artışın genel fiyat artışlarının üzerinde gelişim göstermesi, çalışanların harcamalarında ağırlıklı yer kaplayan mutfak harcamalarını taşınmaz boyuta getirmiştir.